Herkese merhabalar. Dolar bazlı paritelerin son durumunu değerlendirmek istiyorum. Forex'te işlem yapanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Euro-dolardan başlayalım. Euro-dolar yaklaşık 6 Ocak'tan beri bir düşüş trendi içerisinde. Dolayısıyla burada işlem yapanların short pozisyonda olması lazım. Yani short trade etmesi lazım. Tabii arada dalgalanmalar olacak. Yukarıya yönelik dalgalar olacaktır ama genel eğilimin short tarafta olduğu çok bariz bir şekilde belli. Şimdi önümüzdeki dönemde de hani şöyle bir hareket oluşabilir. Şu şekilde bir hareket oluşabilir. Daha sonra şöyle bir hareket oluşabilir ama bu genel olarak şu seviyeye 1.15'e doğru geleceğini düşünüyorum. 1 bölü 1 çizgimiz burada. Bu çizgi kırılmadığı sürece ufak dalgalanmalarla birlikte 1.15 seviyesine kadar düşeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla her yükseliş özellikle şurada hani 1.18.600, 1.18.700 gibi her yükseliş short pozisyon açmak için bir fırsattır. Bu şekilde değerlendirmek lazım ve hedefi de hani 1.15'e kadar hani tutmak lazım. Tabii bu orta vadeli pozisyon küçük lotlarla kasa hesabı yapılarak güzel kazançlar elde etme imkanı veriyor. Euro'nun en azından 1.15'e kadar geleceğini tahmin ediyorum. Ondan sonraki hareketini tabii zaten her hafta değerlendiriyor olacağız. Tabii diğer pozisyonlar için de bir bakalım durumuna. Dediğim gibi şu 1 bölü 1 çizgisi kırılmadığı sürece short tarafta kalmak lazım. Dolayısıyla şöyle çizersek. Şöyle çizersek. 1.19 350 kırılmadığı sürece short'ta kalmak lazım. Long'takiler için hani bir şey diyemiyorum. Long'takilerin pozisyonunu kapatması lazım ama hani şu dalgalanmadan, yukarıya dalgalanmadan faydalanmak için long'ta pozisyon açanlar var ise short seviyesini yine 1.17.125 belirlemelerinde fayda var. Bunun altına kırar ise satışın daha da derinleşeceğini görebiliyoruz bu görüntüde. GBP/USD paritesine geçelim. Sterlin biraz daha güçlü duruyor dolarda. Henüz düşüş fanının etkisine girmedi ama gireceğini sanıyorum. Hani şu çok yaklaştı zaten. Artık buradan şöyle bir hareket yapması çok olası. Şöyle bir hareket yapması çok olası. Bu da nereye geliyor? Yaklaşık 1.34-1.300 gibi seviyeye geliyor. Yani GBP/USD'de de short yönlü trade etmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Nereye kadar? Şu kırılım gerçekleşene kadar. Yani buradan eğer yukarıya bir kırılım yaparsa o zaman işler değişir. Ama o kırılım yaşanmadığı sürece yönün aşağı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yine short ve pozisyondakiler için hangi seviyeler stop olmalı ona bir bakalım. Şimdi short seviyeler için şu seviye stop olmalı. 1.39.702 seviyesinin üstüne çıkarsa tabii işler değişir. Artık long pozisyona geçmek gerekir diyebiliriz ve shortlar kapatılmalı diyebiliriz. Ama bu 1.39.702'nin üzerine çıkmadığı sürece short tarafta kalınmalı. Hatta hedefte hani şöyle uzun vadeli hedefi, orta vadeli hedefi 1.28'e kadar bu düşüş fanlarının etkisine girdikten sonra 1.28-180'e kadar düşeceğini öngörebiliriz şimdiden. Dolayısıyla çok ufak pozisyon 0.01 mikro lot pozisyon açarak orta vade hedef korunabilir. Her bir kırılımdan sonra açılan pozisyon sayısı artırılarak çok güzel kazançlar elde etme imkanı var burada. Hareket çünkü yeni başlıyor. Hareketin daha çok başındayız. Burada evet short'takiler için stop seviyesini söyledik. Long pozisyon, long trade edenler hani içinde şu 1.36 810 seviyesinin altında kesinlikle stop olmalılar. Çünkü satışın daha da derinleşeceği anlamına gelecektir bu kırılımın yaşanması.
USD kat paritesine bakalım. Kanada doları daha da güçlü. Esasında burada hiçbir kırılım yok. Yani burada henüz yükseliş fanlarının etkisine girmesine de daha zaman var. Hani teknik grafik bize düşüş trendinin devam ettiğini söylüyor. Böyle bir durumda hani düşüş grafiğinin devam ettiğini biliyoruz ama çok fazla derine de gidemeyeceğini biliyoruz. Çünkü çok uzun zamandır süren bir düşüş trendi var. Dolayısıyla bir yerde bir müdahale gelecektir artık. Bu paritede herhangi bir işlem yapmamak en doğrusu diye düşünüyorum. Hani short ya da long yönlü trade etmek için henüz erken, daha doğrusu short trade etmek için artık geç. Gördüğünüz gibi hani çok uzun zamandan beri düşüyor. Buralardan bu trade'ler yapılmalıydı. Long trade etmek için de henüz çok erken. Çünkü henüz tam olarak döndüğünü göremiyoruz bu grafikten. Yukarıya gidiş emaresi var ama tam yükseliş fanlarının içerisine girmedi. Yani biz bu grafiğe şu tarihlerde 2 Şubat'ta da bakıyor olsaydık döndü diyebilirdik. İşte 23 Aralık'ta da bakıyor olsaydık döndü diyebilirdik. Bu şekilde bakmamamız lazım. Ne zamanki yükseliş fanının etkisine girdi, o zaman döndü dememiz lazım. Şu anda o fanın etkisine girmedi henüz. Dolayısıyla döndü diyemiyoruz. Yine de trade etmek isteyenler için, long yönlü trade etmek isteyenlerin stop olarak 1.24 seviyelerini stop kabul etmeleri ve bu seviye kırılırsa daha da aşağıya düşeceğini düşünmeleri gerekir. Short yönlü trade edenler için de 1.26.345 seviyesinin stop olarak kabul edilmesi lazım. Hani burayı kırarsa bir ufak yükseliş daha yapar. Ama asıl kırılım, asıl bizim için önemli kırılım şu fanın etkisine girdikten, şu fanın etkisine girdikten sonra olacak. Yani buradan sonra şöyle yavaş yavaş bu fana, sonra böyle böyle şöyle daha yukarıları zorlayacaktır. Ama öncelikle şu fanın bir etkisine girmesini beklemeliyiz. Long yönlü trade etmek için. Bir de Japon yenine bakalım. Ondan sonra videoyu tamamlayalım. Japon yeni çok güzel bir kırılım yaptı. İzlediğimiz fanlarda 2 bölü 1'i kırdıktan sonra hareketin hızlandırdı. 8 bölü 1'i kadar geldi. Artık burayı da kırıp ben şöyle bir yukarıya çıkmasını bekliyorum bunun. Hani burada biraz şu anda şunu yapıyor. Şöyle çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Şu kırılım gerçekleşecektir. Buraya kadar geldikten sonra onu bırakmayacaktır artık diye düşünüyorum. Dolayısıyla Japon yeninde short yönlü trade etmeyi çok riskli buluyorum. Yine long yönlü gitmek lazım. Daha sonra tabii bu yeni bir döngüye girecek ve belki de düşüşe başlayacak ama henüz onları konuşmak için çok erken, önümüzdeki hafta bakarız durumuna. Şu anda ben bu 8 bölü 1 çizgisini kıracağını ve long yönde olmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada da bakalım yine long ve short'taki arkadaşlar için stop seviyeleri ne olmalıdır? Şimdi short taraftakiler için, yani hiç short taraftakiler için gerçekten hani hiç bir marj alanı da yok. Yükselişine devam ediyor. Yani short tarafta olmamak lazım kesinlikle. Yani long tarafta olanlar için son direnç 108.56 bayağı bir aşağıda. Çünkü çok sert bir yükseliş yaptı. O yüzden dalga boyu uzun. Bunu yakınlaştırarak karlarını realize etmek isteyebilirler. 109.441'de gibi. Yani long yönlü çok güçlü bir trend var ve 8 bölü 1'i de kırıp devam edeceğini düşünmek burada en doğrusu olacaktır. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.